kaygı ve korku konusundaki 3. ve son video ile karşınızdayım. Uzmanlardan sorun yaşayan kişilere kadar hemen herkes kaygıdan ve korkudan kurtulma odaklı bir düşünceye, bir felsefeye, bir bakış açısına sahip. Uzmanların hemen hemen tamamı seni kaygından ve korkundan kurtaralım odaklı bir yaklaşım içindedirler. Yine insanların hemen hemen hepsi kaygılarından ve korkularından kurtulmaya çalışırlar. Çünkü temelde kendilerini kaygılarının ve korkularının etkilediğine inanırlar. Bir insanı kaygı ve korku etkiliyorsa etkilenmemek için en mantıklı yol haliyle kaygıdan ve korkudan kurtulmak görülür. En mantıklı yol olarak bu görülür. Oysa bizi esas etkileyenin kaygımız ve korkumuz olmadığını, hatalı kaygı ve korku algımız olduğundan bahsettim. Bizi etkileyen kaygı ve korku değil ise, bizi etkileyen hatalı kaygı ve korku algımızsa, bu durumda kaygıdan ve korkudan kurtulmaya çalışmamızın bir anlamı kalmaz. Aslında bizi etkileyenin kaygı ve korku olduğuna dair hatalı felsefi bakış açısı, bizi kaygı ve korkumuz gibi en temel iki duygumuzla savaşa mecbur ediyor. Oysa bu savaş başarısız olmaya mahkum bir savaştır. Aynı zamanda bu savaş başarısız olmaya mahkum bir savaş olduğu için öldürmeyen darbeler vurma anlamına da gelmektedir. Biz korkumuzla ve kaygımızla savaşarak, ondan kurtulma amacıyla savaşarak aslında kaygımızı ve korkumuzu yok edemiyoruz. Yok edemediğimiz gibi öldürmeyen darbeler vurmak suretiyle kaygımızı ve korkumuzu besliyor, daha dirençli hale getiriyoruz, daha da büyütüyoruz. Bakın, temeldeki bir hata ikinci bir hataya da neden oluyor. Yani bizi kaygı ve korku etkiliyor şeklindeki hatalı bakış açısı bizi kaygımızla ve korkumuzla savaşa zorluyor. Bu savaş akıntıya karşı kürek çekmek anlamına geliyor. Öldürmeyen darbeler vurma anlamına geliyor. Bu da süreci daha çok besliyor, pekiştiriyor ve derinleştiriyor. Değerli arkadaşlar, o halde ne yapacağız? Kaygımızla ve korkumuzla uğraşmayacağız. Kaygımızla ve korkumuzla savaşmayacağız. Çünkü bizi etkileyen kaygımız ve korkumuz değil. Ne ortaya çıkışı, ne de görece olarak şiddetinin biraz daha fazla olması. Bizi etkileyen bu konuyla ilgili hatalı bakış açımız, hatalı algımız, hatalı kaygı ve korku koşullanmalarımız. Bu sebeple biz kaygıyı belli bir eşiğin üzerinde yaşıyoruz. Belli bir eşiğin üzerine geçtiği için kaygı ve korku bizde sonuç yaratıyor. Evet, kaygı ve korku sonuç yaratıyor, ancak bunun nedeni, bunun altındaki esas neden, hatalı korku ve kaygı algımız, hatalı korku ve kaygı koşullanmamız. Bu hatalı kaygı ve korku koşullanmamızı, bu hatalı algımızı ne yaratıyor? Tabii ki birçok faktör var, ancak en önemlisi azını duygu, çoğunu sorun, patoloji, bozukluk ve hastalık görmek yatıyor. Siz bir korkunun, bir kaygının azını normal, çoğunu sorun gördüğünüz zaman insanlarda insanların o kaygıya ve korkuya ait duyarlılıklarını artırırsınız. Azını yaşarken çoğuna karşı kaygı ve korku koşullanmaları geçirmelerine neden olursunuz. Tabii ki bunun toplumsal bir takım nedenleri de var. İşte korkuyu ve kaygıyı öcü gibi gösteren aman kaygılanma, aman korkma şeklindeki toplumsal hatalı yaklaşımlarımız da var. Ancak bunların en önemlisi sektörün inşa ettiği azı duygu, çoğu sorun, çoğu hastalık inancı. Çünkü sektör uzman etiketiyle iş gördüğü için bizlerde bu konularla ilgili daha yüksek düzeyli bir algı ve inanç inşa etme gücüne sahip. Yani normal insanların bu konuda dedikleri bizim için çok önemli olmayabilir, ancak uzmanların bu konulara böyle yaklaşımı bizlerin bu konudaki hatalı algılarını inşa etmede, kaygı ve korku koşullanmaları geçirmelerinde çok daha belirleyici. O halde arkadaşlar, kaygımızdan ve korkumuzdan kurtulmanın yolu hatalı kaygı ve korku algımızdan kurtulmaktır. Kaygımızdan ve korkumuzdan kurtulmak değil. Kaygımızdan ve korkumuzdan kurtulmaya çalışırsak yanlış yere nişan alırız, yanlış hedefe ateş ederiz. Kuklacıyı değil, kuklayı vurmuş oluruz. Kuklayı vurmakla hiçbir sonuç elde edemeyiz. O halde şu elimizi değil,
şu elimizi hedef almalıyız. Çünkü sesi çıkaran bu el değil, şu el. Bu el olmasa şu elin gelip gitmesi hiçbir ses çıkarmaz. Ancak bu el geldiğinde karşısına şu hatalı elle çıktığımız zaman bakın etkilenme. Yani kaygı ve korkudaki kaygıdan kaygılanmak ve korkudan korkmak şeklindeki arzu etmediğimiz bizi etkiliyor diye şikayet ettiğimiz sonuç çıkıyor. O halde biz şu elle değil şununla uğraşacağız. Çünkü bu bizim algımız, şu ise kontrolü elimizde olmayan bir duygusal süreç. Bazen gelir, bazen gelmez, bazen sık gelir, bazen seyrek gelir, bazen hafif yaşanır, bazen şiddetli yaşanır. Bunun kontrolü bizde olmadığı için, çünkü duygularımızın kontrolü bizde değildir. O halde bizim bununla uğraşmamız havanda su dövmektir. Kontrolü bizde olmayan bir yaşantıyla uğraşmak havanda su dövmektir. Bulutlarla uğraşmak havanda su dövmektir. Çünkü bulutların kontrolü bizde değil. Ancak şemsiyenin kontrolü bizde. O halde algıyla uğraşacağız. Algımızla uğraşacağız. Bozuk olan kaygımız ya da korkumuz değil, kaygı ve korku algımız. Hani panik bozukluğu, kaygı bozukluğu diyorlar ya, bozuk olan kaygımız ve korkumuz değil. Duygularımızda bir bozukluk yok. Bozuk olan bunlarla ilgili algımız ve inancımız. O halde bozuk olan yeri tamir edeceğiz. Bozuk olan algımız ise tamir edilmesi gereken de algımız ve ona bağlı olarak ortaya çıkan kaygı ve korku inancımız. Değerli arkadaşlar, kaygı ve korku algımızı nasıl tedavi edeceğiz? Bu yönde doğru bilgilenerek, bu bilgiyi tekrar tekrar alarak, önce zihnimizi ikna ederek, daha sonra bu tekrar tekrar bu bilgilere maruz kalma neticesinde bilinçaltımızda bir telkin etkisi oluşturarak. Kaygımdan artık kaygılanmıyorum. Kaygılanmanın normal olduğunu biliyorum. Kaygı bir duygudur. Onu yaşamaktan korkmuyorum. Ben bugüne kadar kaygımdan ve korkumdan korkuyordum. Çünkü bunu bir sorun görüyordum. Azını normal, çoğunu hastalık zannediyordum. Beni kaygımın ve korkumun etkilediğini düşünüyordum. Haliyle beni kaygım ve korkum etkiliyor zannettiğim için de kaygımdan ve korkumdan kurtulmaya çalışıyordum. Kaygımdan ve korkumdan kurtulmaya çalıştıkça aslında akıntıya karşı kürek çekiyordum. Öldürmeyen darbeler vuruyordum. Çünkü kaygı ve korku uğraşmakla, mücadele etmekle, savaşmakla üstesinden gelinebilecek, yok edilebilecek bir yaşantı değil. Kaygı ve korku bir gölgedir. Gölgemizle savaşarak mücadele edemeyiz. Gölgemizden savaşarak kurtulamayız. Gölgemizden kurtulmanın yolu gölgemize tekme vurmak, gölgemizi bıçaklamak, gölgemize yumruk atmak değil, gölgemizi yokmuş gibi farz etmek, unutmak, arkamızda bırakmak. Kaygımızdan ve korkumuzdan kurtulmanın yolu hatalı kaygı ve korku algımızdan kurtulmak dedim. Ve kaygımızı ve korkumuzu yokmuş gibi yaşamak. Bir kaygıyı ve korkuyu yokmuş gibi yaşayabilmek için onun tehlikesiz olduğuna, esas sorunun kaygı ve korku olmadığına inanmak gerekir. Sizi etkileyen şeyin kaygı ve korku olduğunu düşünürken, böyle zannederken ona karşı duyarsız kalabilir misiniz? Kalamazsınız. Çünkü siz bir şeyin sizi etkilediğine inanıyorsanız, o şeyi bir tehlike olarak algılıyorsanız, ona karşı mutlaka ilgili ve duyarlı olmaya mecbursunuzdur. O halde çare duyarsız kalmakta, çare yokmuş gibi yaşamakta, yokmuş gibi yaşa ki yok olsun. Siz sorunların üzerinde durmayın ki sorunlar da sizin üzerinizde durmasın diyorum bakın sık sık. Bunu yapabilmek için kaygımızın ve korkumuzun doğru tanınması, bir tehlike arz etmediğinin bilinmesi, bizi etkileyenin kaygı ve korku olmadığının anlaşılması, buna ikna olunması gerekir. Ancak sektör bunu bu şekilde algılamamıza izin vermiyor. Kaygının azı normal, çoğu sorun diyor. Kaygıya bozukluk diyor. Korkuya ilaçla ya da terapiyle üstesinden gelinmesi gereken bir bozukluk muamelesi çekiyor. Şimdi böyle bir durumda siz nasıl kaygıyla uğraşmazsınız? Nasıl kaygıya ve korkuya karşı duyarsız kalabilirsiniz? Çünkü sizi kaygının ve korkunun etkilediğine inanıyorsunuz. Kaygıdan ve korkudan kurtulursanız rahat edeceğinize inanıyorsunuz. Azını normal, çoğunu sorun görüyorsunuz. Bu durumda kaygıya ve korkuya karşı ilgisiz ve duyarsız kalmak, yokmuş gibi yaşamak mümkün olabilir mi? Bakın sektörün inşa ettiği hatalar silsilesi nelere sebep oluyor? Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde
Bakın sorunu tanımlamaktan tutun, mücadele şekline varıncaya kadar hemen her şeyimiz yanlış seyretmeye mecbur oluyor. O halde arkadaşlar ne yapacağız? İkna metodu ile ve telkin ile kaygı ve korku algımızı değiştireceğiz. Kaygı ve korku inancımızı dönüştüreceğiz. Bunun için bu 3 videoyu tekrar tekrar izleyin. Ve kaygımızın ve korkumuzun üzerinde durmamak gerekiyor. Kaygımızın ve korkumuzun üzerinde durmamak için bu yaşantıların bizi etkilemediğine, bu yaşantıların tehlike arz etmediğine inanmak gerekiyor. Ancak sektör bunun tam tersini söylüyor. Seni kaygın ve korkun etkiliyor, ancak kurtulursan rahat edersin diyor. Bu durumda seni hem mücadele etmeye hem ilgili ve duyarlı olmaya yönlendiriyor. İlgili olduğumuzda, duyarlı olduğumuzda, savaştığımızda zaten besliyoruz. Bakın bizi bir kısır döngü çarkının içine düşürüyor. O halde arkadaşlar kaygımızı ve korkumuzu doğru tanıyacağız. Kaygımızı ve korkumuzu doğru tanıdığımız için bizi kaygımızın ve korkumuzun etkilemediğini bileceğiz. Bizi etkilemeyen bir yaşantının üzerinde haliyle durmayacağız. Bizi etkilemiyorsa üzerinde durmamak pekala mümkün olur. Bizi etkiliyorsa üzerinde durmak kaçınılmaz hale gelir. Üzerinde durmamak zorlaşır. Korku ve kaygımızla uğraşmayacağız. Öldürmeyen darbeler vurmayacağız. Hatalı algımızla ilgileneceğiz. Hatalı algımız üzerinde çalışma yapacağız. Bunu da ikna ve telkinle. İkna için doyurucu, rasyonel, mantıklı bilgiler ve açıklamalar gerekir. Telkin için ise tekrar gerekir. Videolarımda hem rasyonel, mantıklı, zihnimizi ikna etme gücüne sahip açıklamalar var. Aynı zamanda gerekli tekrarlar da var. Ayrıca siz bu videoları tekrar tekrar izlemek suretiyle bu telkin etkisini de artırarak kısa sürede kaygı ve korku algınızı değiştirebilir, bu inancınızı dönüştürebilirsiniz. İşte o zaman sorunların üstesinden gelmek için gerekli olan ruh ve zihin altyapısına, birikimine sahip olursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle.